büyük bir sözleşme imzalamamız gerekiyor. İçerisinde çok büyük maddeler var. O zaman sözleşmeyi artık kabul etme zamanı geldi. Kabul ediyorum, kabul ediyorum, ettim. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Evet arkadaşlar, oyunda yeni bir güncelleme geldi. Ek bir güncelleme. Hem bunu inceleyeceğiz. Yani konuşmam gereken birkaç bir şey var. Hem de yeni klanımızı oluşturacağız ve artık bizim de bir klanımız olacak. Logosuna kadar her şeyi yapmayı planlıyorum. Eğer daha fazla car parking isterseniz tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Hadi bakalım başlayalım. Tabii ki klanı para verip açtırmadım arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Normalde güncelleme videosunda 5000 dakika geldiği zaman bunu yapacaktım ama maalesef gelmedi. O yüzden biz de illegal yollardan yaptık. Hemen klan sekmemize geliyorum ve karşınızda Akantim. Bütün yükseltmeleri satın aldım. Klanımızda araba yıkama yeri, benzin istasyonu ve araba tamir yeri var. Şu anlık 19 kişilik yer var. Bunu ileride geliştirmeyi düşünüyoruz. Sadece ben ve Emin var. Klanına sizleri de alacağım. Discord'da alımlar yapacağız. Güzel çizim yapan arkadaşları özellikle tercih etmek istiyorum. Çünkü klan içerisinde çizim yarışması falan yapmayı düşünüyorum. Güzel şeyler bizi bekliyor. Öncelikle olayı anlatayım sizlere. Burada sol tarafta kişiler var. Burada rolleri ayırabiliyorsunuz. Kurucu, admin, elite, beginner, bunların isimlerini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya patron yazacağım. Şöyle patron yazalım. Emin'in oraya da patron yardımcısı yazalım. Patron ye. Beginner'a da yeni yazalım. Elite'e de normal yazalım. Buradan ID yazarak istediğiniz kişiyi davet atabiliyorsunuz. Alt kısımda klanların sıralaması var. Klan sıralamasını puan toplayarak yapıyorsunuz. Bunların hepsini beraber yapacağız. Zaten şu an 0 skorumuz var ve 1395. sıradaymışız. 1. sırada şu an Tasimov'un klanı var. Sağ tarafta para yüklediğimiz yer var. Buraya gelip buraya özel coin yükleyebiliyoruz. Coin'lerle beraber buraları satın alabiliyoruz. Şu an 500 coin'e 3 kişilik slot açabiliyoruz. Ve 500 coin 219 lira. Klanı açmak zaten 1000 lira ve içerisindeki şeyleri yükseltmek de çok fazla paraya mal oluyor. O yüzden biraz illegal yollara başvurmamız gerekiyordu. Klan haberleri diye bir kısım var. Hemen facecam'ın altında. Burada istediğiniz şekilde bir şeyler yazabiliyorsunuz. Mesela yazalım. Yarın akşam toplantı vardır yazalım. Bu da klan haberlerinde gözüküyor bu şekilde. Buraya da chatte mesajlaşabiliyorsunuz. As yazalım. Şurada küçük bir işaret var. Buna tıkladığınız zaman klanınızın logosunu tasarlayabiliyorsunuz. Birazdan bunu yapacağız ve güzel bir logo tasarlamak istiyorum. İlk denemem olduğu için biraz zorlanabilirim ama sıkıntı yok. Bir şekilde hallederiz. Sizde oyuna gelen birkaç özellikten bahsedeceğim. Öncelikle sözleşme imzalamamızın birkaç nedeni var. Bunun sebebi artık hile yapanlara ceza uygulayabilecekler sözleşme sayesinde. Her oyunda hile kullanırsanız, yani Game Guard'dan kullanırsanız hesabınız banlanabilir. Bunu açıkça söylüyorlar arkadaşlar. Ve illegal yollardan klan açanların da klanlarını kapatabiliyorlar. Yani bu klan kapatılabilir. Her an bilmiyorum ama pek kapatılacağını zannetmiyorum. Biraz düzgün bir şekilde yaptığımızı söyleyebilirim. Oğlum bu adam ne yapıyor ya? Bak bu adam ne tempisi bak. Çok net söylüyorum. Bilsem niye böyle bir şey yapar? Özelliğimiz şu şekilde. Ünlü çizimcinin bir tane çizimi var. Adamın ismi ünlü çizimci. Şimdi geliyoruz. Buradan ünlü çizimciyi buluyoruz. Ve burada çizimleri kapat diye bir seçenek var. Buna bastığımız zaman artık çizimlerini kapatabiliyorum istediğim şekilde. Oyunda çok fazla artı 18 çizim var. Çok fazla tehlikeli çizim var. Ve bunlardan rahatsız olursanız direkt bunu kapatabiliyorsunuz. Efsane özellik. Çok iyi düşünmüşler bunu. Bu ek güncellemede mi geldi yoksa önceden de var mıydı bilmiyorum ama internette gördüm. Artık klan bayrağımızı da arabamıza takabiliyoruz. Mesela burada normal ülke bayraklarını takabiliyorken buna geldiğimiz zaman şu an şeffaf çünkü yapmadık. Klan logosunu da takabiliyoruz. Hesapta 35.000 para var. Hemen bu hesaba biraz para yükleyeyim. Ve ondan sonra klan logomuzu beraber yapalım. Para işini hallettim. Hadi bakalım klan logomuzu yapmaya başlayalım. Sonra klan evinde beraber gezeriz. Ne yapacağım hakkında fikrim yok. Yani doğaçlama bir şeyler yapacağım. Kolları sıvadım. Yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. Oh God. Evet, ilk logo tasarımımız bu şekilde oldu. Sade, hoş, göze güzel gelecek bir şey yapmaya çalıştım. Arkasında deniz var, ay var, yıldızlar var. Ve güzel bir şekilde Akantim yazıyor. Bakalım nasıl gözükecek. Bu arada 50 tane sticker kullanabiliyoruz. Maksimum. Haberiniz olsun. Bir adet daha logo yapacağım. Onu biraz daha havalı yapmak istiyorum. Hemen bir çıkalım. Ve bu şekilde gözüküyor. Beklediğimden kötü durdu. Çünkü neden? Tezgahım üstünde bu renkler tam olarak oyundaki renklerle örtüşmüyor. Buraya bir efekt uygulamışlar arkadaşlar. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Normalde renkler çok farklı ama bu şekilde gözüküyor. Hemen biraz daha düzenleme yapayım en iyisi. Evet, şimdi daha güzel diyebilirim. Hemen bayrak olarak da onu takacağım. Of,
Çok güzel oldu. Oyunda hemen test etmek istiyorum. Hemen online'dan Clan House'umuza girelim. Oğlum Clan bayrağı çok güzel oldu lan. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Aşırı karizma duruyor. Çok da güzel havalanıyor. Ve profilimizde de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şey yaptık ama bundan çok çok daha havalısını yapmak istiyorum. Şimdilik bu kalsın. Biz Clan evimizi gezelim. Zaten güncelleme videosunda da gezmiştik ama şu şekilde tanıtayım. Öncelikle bir adet araba yıkama yerimiz var. Oto yıkama yerimiz var böyle. Burada araba tamir yerimiz var. Buradan hemen tamir edebiliyorsunuz. Burada arabanızı boyayabiliyorsunuz. Tabii ki çalışmıyor bu ama burada araba boyama yapabiliyorsunuz. Belki ilerleyen zamanlarda burada da arabalarınızın rengini değiştirebiliriz belki, bilmiyorum. Boşuna eklemişlerdir diye düşünmüyorum. Burada bir adet petrolümüz var ve takılacağımız, keyif yapacağımız, oturacağımız mekanımız bu şekilde. Klanımız hayırlı uğurlu olsun diyebilirim artık. Tabii eğer kapanmazsa. Şimdi bu logoyu sıfırlayıp daha havalı ve kalıcı olacak logoyu yapacağım. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, not a caring for. Told you I'ma make. Ve arkadaşlar havalı logomuz bitti. Vallahi çok güzel oldu. Aşırı karizma duruyor. Çok güzel oldu. Akantim yerine AK yazmayı tercih ettim. Ve bu şekilde oldu logomuz. Şu şekilde bayrağına bakalım. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Profilde de bu şekilde. Bu kalıcı olarak kalacak arkadaşlar. Online'da da bu şekilde gözüküyor. Artık eğer bir odaya girersen falan bu şekilde beni tanıyabilirsiniz. Artık o zaman videomuzun sonuna gelelim. Size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.